Annyeong. Bu bir ışık ne kadar kötü. Ama ben onunla uğraşamayacağım. Merhaba. Bu bir Senem, ne yaptın? Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyi misin? Neler yapıyorsun ya da yapmıyorsun nedir? Benim şimdi muzdarip oldum ve bazı hoşuma gitmeyen şeyler var. Bir de böyle yeni yeni kendimle ilgili şeyler var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Singular. Çünkü gördüğünüz gibi başka çingu yok burada. Yapayalnızım. Birincisi, bir aydır düzenli olarak spora başladım. Henüz bir etkisini göremeseniz de, ben de göremesem de her tarafımın ağrımasından işe yaradığını hissedebiliyorum. Bundan birkaç ay sonra, ay Selam, o ne, sen nasıl oldu da böyle zayıfladın, böyle kilo verdin, taş gibi oldun derseniz sebebi budur. Gerçi yemem hala hummingbird-like olduğu için işe de yaramıyordur. Bakacağız. Onun dışında Koca kampı geçti. Çok güzel bir kamptı. Çok eğlendim. Yeni yeni arkadaşlar edindim. Onun şeysindeyim hala. Ama kampta çektiğim ilk günün ve bence kampın en eğlenceli anlarının videoları Facebook statümde de güncellemiştim. Gitti maalesef. Çok üzüldüm. Şimdi aklıma gelince daha üzüldüm. Kurtaramadım da onları. Onun dışında Aslan Ünlü'yü hatırlıyor musunuz? Aslan Ünlü'yü. Hani 1000. takipçi yarışması yapmıştık. Hani hikayeler yazmıştınız. Orada canlı yayında hikayeler okumuştuk. Aslan Ünlü'nün hikayeleri çok beğenilmişti. Ondan sonra Aslan Ünlü kazanmıştı. Kazanlardan biriydi daha doğrusu. Ondan sonra Aslan Ünlü bizden çok 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 tatlı bir hediye istedi. Ve kedileri süt vermemizi istedi. Hatırlıyor musunuz? O Aslan Ünlü işte. Aslan Ünlü normalde Antalya'da yaşıyor. İstanbul'a geldi görmeye. Ama Aslan Ünlü ile buluştuk biz. Aslan Ünlü zaten çok tatlıydı. Baldı. Kaymaktı. Aslında daha fazlasıymış. Dünyada keşfedilmemiş en güzel tatlı Aslan Ünlü yani. O derece. Gizem'e de bana da çok çok çok... Ay nasıl anlatayım? Nasıl düşünceli bir insan anlatamam. Şunu görebiliyor musunuz bilmiyorum. Senem yazıyor. Bu da Sibirya. Senem. Gizem'e de aynısını ben yaptırmış, üşenmeyip bak yine ağlayacağım. Ağlattı beni orada. Yine ağlatacak. O kadar tatlı ki. İçine de şey diye açıkladı kendisi. Ben de onun açıklamasını yapayım. Dünyada en değerli şey nedir diye düşündüm. Annedir diye düşündüm dedi. Ve açabilirsem. Annem de, ay annem düştü. Annemle benim fotoğrafımızı tutmuş içine de. Gizem'in de aynı şekilde. Gizem'in annesiyle benim. Ay Gizem'in annesiyle benim değil. Gizem'in annesiyle Gizem'in fotoğrafı var onunkinde de. Aynı zamanda çok güzel iki tane de chopstick hediye etti bize. Çok tatlı. Bir görseniz. Allah'ım. Fotoğrafları paylaşırım Facebook'ta. Buraya da koyarım. O kadar tatlı ki Aslan Nican'sın. Aslan Nican. Mutlaka bir daha görüşeceğiz. Aslan'ın bizde yeri çok farklı. Bir sürü bizi destekleyen, kötü zamanlar geçirdiğimizde bize süper böyle pozitif yüklü mesaj yollayan çingularımız çok. Ama Aslan'ın herhalde yaşının da verdiği, bu arada 30 küsur yaşında. Tam söylemeyeyim de 30 küsur yaşında işte. Hiç de göstermiyor bu arada. Ben daha küçük gösteriyorum. Kıskanmadım değil yani. Neyse. Yasun'un da verdiği herhalde böyle bir olgunlukla ve böyle samimiyetle yazıyor. Biz hep sanki onunla yazışırken hep böyle yüz yüzeymişiz gibi hissediyorduk. Meğer yüz yüzeyken daha böyle bir lokummuş yani. Onu fark ettik. Bir gün geçirdik. Beraber Gaya'ya gittik. Yemek yedik. Antalya'da Kore restoranı olmadığı için hemen hemen her şeyden sipariş edip ayıptır sevmesi, hayvan gibi yemek yedik. Ondan sonra hayvan gibi de tatlı yedik. Ondan sonra da maalesef ayrıldık ama bu ilkti. Son olmayacak. Aslan Ali. Ondan sonra Gizem hanımefendisi tezini bitirdi arkadaşlar. Ancak henüz savunmasını yaptı mı emin değilim. Sanırım yapmadı. İş arıyor şu anda.
onun stresinde. Ama tezi bittiği için artık bahanesi kalmadı. İstediğiniz kadar üzerine gidebilirsiniz ama Ayong Ching üzerinden nasıl üzerine gideceksiniz acaba? Onu ben bilemedim. Siz yazın, ben onları yayınlayayım. Ama cevap vermem. Gizem'e yazıyorsunuz sonuçta. Ben neye cevap veriyorum? Gizem'e istediğiniz kadar baskı kurabilirsiniz ama Gizem daha önce konuştuğum mesela reaction videolarında olmak istemiyor. Eğlenmiyor. Olmayacak. Yani her videoda olmayacak artık yani eskisi gibi ama olacak. Zaten uzun zamandır istediğimiz birkaç video var, onları da biliyorsunuz. Mesela Shinwa videosu yapmak istedik vesaire. Onları zaten yapmayı çok istiyoruz. Neyse, Gizem'in dönmesi de yakındır. Henüz ben de bilmiyorum comeback tarihini ama yakın. Yani bahanesi kalmadı, tez bitti gibi. %99.9 bitti en azından, onu biliyorum. Yani artık kendisi bir masterlı. Tebrikler kanka. Ondan sonra cuma. Böyle güzel güzel haberlerden sonra bir de kötü haberlere geçelim mi? Aslında hiç kötü değiller. Yani öyle değilmiş gibi yapmaya çalışıyorum şu an. Şöyle, ben birkaç karar aldım. Ve herkesten özür dileyerek bu kararlara elimden geldiğince uymaya çalışacağımı şimdiden söylemek istiyorum. O da şudur. Bizim bir hatamız oldu. Gizem'in de benim de. Daha çok benim oldu bu hata. Çünkü ben daha çok ilgileniyorum Ayong Ching Tae-ren'in o taraflarıyla. Ve daha sonra Gizem'in de olmamasıyla beraber, benim devam ettirmemle beraber de benim hatam olmaya devam etmiş oldu. Ben bunu bir şekilde düzeltmeye çalıştım ama olmadı. Hatta bir şekilde daha farklı bir açıdan daha da kötü oldu bile diyebilirim. O da şu ki başından başlayayım. Biz bu işe başladığımızda kimseyi kırmak istemedik. Hep dedik ki bizden istediğiniz bir şey olursa söyleyin. Yapabileceğiniz bir şeyse yapalım. Çekebileceğiniz bir şeyse çekelim. Ve hep de öyle yaptık. Yani çoğunlukla öyle yaptık. Bir tek yalan yapmak istemedik. Yani mesela grup videoları yaparken mesela çok fazla atıyorum. Mesela EXO videosu yapın denildi mesela. Yapmadık. Çünkü EXO'yu o kadar tanımıyoruz. Ve hani tanımadığımız bir grup hakkında da samimi yorum yapamayız. Veya böyle incini cincini hani 2PM videosundaki, bu arada 2PM videosu VK'de, onun linkini atacağım. Ban yedi o YouTube'dan. Neyse. Mesela 2PM videosundaki böyle incik cincik böyle salak salak şeyler, ilginç detaylar falan veremeyeceğiz yani. O yüzden de yapmayı tercih etmiyoruz. Ve yapmıyoruz da bir grubu tamamen tanıyana kadar. Yani tamamen tanıyamayız hiçbir zaman ama siz anladınız benim ne demek istediğimi. Şimdi uzattırmayın bana. Yani o tarz istekler hariç çoğunluğunu kabul ettik. Reaction istendi yaptık, çeviri istendi yaptık. Hatta şu filmi izle dediniz, onu bile izledik yani. O kadar diyeyim. Ama bu bir hataymış. Nasıl hataymış? Başlangıç için iyi bir strateji. Evet. Çünkü az izleyenin var zaten. O yüzden az istek geliyor. Ama kalabalıklaştıkça biz daha fazla istek olmaya başladı. Ve bu sefer hem biraz şey gibi oldu. Böyle ufak yanlış anlaşılmalar da yaşanmaya başladı. Mesela işte sanki biz bu konuların uzmanıymışız gibi ya da yapmak zorundaymışız gibi bir hissiyat olmaya başladı. Oysa ki böyle bir şey yok. Yani biz hiçbir zaman bir konuda uzman olduğumuzu söylemedik. Biz de sizin gibi fanız. Başka hiçbir şey değiliz. Hayır, şöyle bir uzmanlık alanım. O da uzmanlık da diyemem. Sadece daha tecrübeli olduğum diyeyim bir alan olabilir. O da şu an sizinle konuşabiliyor olmam. Bu derece rahatlıkla veya ne bileyim bu da ne bileyim oyunculuğun verdiği bir şey veya ne bileyim benim karakterimin verdiği bir şey. Daha tecrübeli olduğum bir şey diğer insanlara oranla. Benden daha tecrübesi de vardı. O ayrı mesela. Hani onun dışında biz ne Kore hakkında her şeyi biliyoruz, ne K-pop hakkında, ne K-drama hakkında, ne bir şey. Biz hiçbir zaman böyle bir şey demedik. Biz de sizin gibi fanız. Yani bu kadar basit bu. Ama sağ olun ki buraya kadar geldik. Şu an 2000 küsür sadece YouTube'da takipçiniz var. Ki bu hani bizim için akıl almaz bir şey. Ama dediğim gibi biz kalabalıklaştıkça istekler artmaya başladı ve
demin gibi yanlış anlaşılmalar da fazlalaşmaya başladı ve biz bu istekleri karşılayamamaya başladık. Karşılayabildiğimizi karşıladık ama ondan da keyif almamaya başladık. Gizem'in ayrılış videosunu biliyorsunuz. Hani oradaki sebepler var ama orada zaten bunu biraz da çıtlatıyor size. Artık bu eğlenceden çok sadece böyle iş gibi olmaya başlıyor. Ve bunu şu anda bana en çok hissettiren de reaction'lar. Reaction'ları biliyorsunuz ki ya kendi isteğimize göre ya da sizden, AskFM'den, Facebook'tan vesaireden gelen istekler doğrusunda yapıyorduk. Daha sonra ben artık bunu altından kalkamaz hale gelince ankete döktüm. Biliyorsunuz 2 ya da 3 tane anket yaptım şimdiye kadar. Yani anket sisteme girdiğimden beri. Ama ankete de bu arada kendim de ekliyorum tabii ki ama sizi de ekleyin diye yazıyorum. Ve tanımadığım gruplar veya sevmediğim tarzda gruplar, sevmediğim derken bu bir tarz meselesi. Nefret ediyorum, antiyim falan değil yani. Siz beni biliyorsunuz zaten artık. Ama yeniler için açıklama gereği duyuyorum. Hani dinlemeyi tercih etmediğim gruplar veya beğenmeyeceğim veya hiç tanımadığım gruplar falan olunca hem video çekme isteği azalıyor bende. Hem çekerken eğlenmiyorum hem de stres oluyorum. Çünkü bir şey söylemeye ihtiyacı duyuyorum ama tanımadığım için, bilmediğim için hiçbir şey söyleyemiyorum. Bu sefer boş boş durmuş oluyorum. Mesela yorumlar geliyor hani hiçbir şey söylemesen de Senem abla biz seni izleriz vesaire. Okey canımsınız, canımsınız. Ama ben kendimi kötü hissediyorum. Çünkü o zaman niye yapıyorum bunu? Yani ben bu ekrana, şu kameraya konuşmak için buradayım. Ve aynı zamanda eğlenmek için buradayım. Benim önceliğim eğlenmek. Benim önceliğim sevdiğim işi yapmak. Ben o yüzden oyuncu olmayı seçtim zaten. Bir sürü şey olabilirdim. Gazetecilik bitirdim. Gazeteci olmak istemedim. Çünkü istemediğim bir şey yapacaktım. Onun yerine ben hiçbir zaman düzenli bir maaşımın olmayacağı, mesai saatimin olmayacağı, hayatımın tamamen buna adamak zorunda olduğum, saçma sapan dünyanın en zor mesleklerinden birini seçtim. Neden? Seviyorum. Salak mıyım? O ayrı. Bu doğru ve ayrı. Onu tartışırız ayrıca. Ama benim şu anda önceliğim dediğim gibi hep hayatımda böyle oldu. Sevdiğim şeyi eğlenerek, severek yapmak. Ama istemediğim şeyleri yapmaya başlayınca ki siz de bilirsiniz bunu. Mesela bir kitabı size zorla okutmak isterler. Normalde kitap okumayı sevseniz bile size zorla okutmak istedikleri için okumak istemezsiniz. Bu onun gibi bir şey olmaya başladı. O yüzden üzülerek söylüyorum ki reaction'ları ilk haline dönüştürüyoruz. Dönüştürüyorum. Daha doğrusu gizem olmayacak reaction'larda çünkü. Big Bang reaction'ı da olur o comeback yapınca ben onu kulağından çektiğim gibi kameranın karşısına koyarım, siz merak etmeyin. Ama reaction'larda dediğim gibi üzülerek söylüyorum ki kendi merak ettiğim grupları, kendi merak ettiğim comeback'leri yapacağım. Sizinkilerle denkleşirsek ne mutlu bana ama özür dilerim ki bilmediğim grupları veya merak etmediğim grupları yapmak istemiyorum. Yani bu açık ve net söylüyorum yani artık yapacak bir şeyim yok çünkü eğlenmiyorum ve işkence olmaya başlıyor. O yüzden videoların arası bu kadar uzuyor. Ama istediğim grubu yapacağım zaman videoların arası bu kadar uzamayacak çünkü üşenmeyeceğim, yapmayı isteyeceğim. O yüzden de hani ikimiz için, iki taraf için de yani hem siz chingler için de hem benim için de bir yandan kayıp olurken bir yandan da ben severek yapacağım için videoların arası da kısalacağı için iki tarafın da kazanacağı bir durum olacak. Sizden bu konuda anlayış bekliyorum. O yüzden artık reaction isteği yollamanız gerekmiyor. Lütfen şu anket yaptıktan sonra bile reaction istekleri gelmeye başladı. Bundan sonra kesinlikle hiçbir şekilde kimsenin reaction isteğini kabul etmeyeceğim bu sebeplerden dolayı. Dediğim gibi sizinkiyle denk gelirse ne mutlu bana ama denk gelmezse ne cevap vereceğim ne de yapacağım. Bunu da söylemek istiyorum buradan. Dediğim gibi herkesten özür dilerim ama benim için çare bu. Yapabileceğimin en iyisi bu. Bu kadar. Görüşmek üzere. Annyeong.